Değerli dostlar, hər birinizi salamlayırıq. İlk öncə istərdim səsimiz əgər gəlirsə chatbox-a yazmanızı xahiş edəcəm. Səs və görüntü hər ikimizdə əladsa. Bir daha hatırlatmak istedim ki, IB Klub'un təşkil etdiği inkişaf marafonu layihəsindəsiniz. Ve dünən artık 4 spikerimiz oldu. Bugün de 5 spiker nəzərdə tutulub. Bugünkü indi hal-hazırdakı bizim çıxışçımız Perçin İmrəkdir. Kardeş ölkə Türkiyədəndir. Ümumiyyətlə, bugünə qədər 80 ölkəyə səyahət edib. Ümumiyyətlə, biz Perçinlə tanışlığımız IG Avropa Öğrenciler Tələbələr Forumu təşkilatındandır. TEDx spikerdir, 8'e yaxın kitabı var və bugünkü mövzumuz Türk dilində olacaq və işini dünyaya necə yaymaq mövzusu olacaq. Siz gənclərə faydalı olacağını düşünürəm. Perçin, buyur, söz səndədir. Arkadaşlar merhabalar. Önce bir istersen kontrol edelim. Benim de sesim geliyor mu? Sesim geliyorsa isterseniz siz de chatbox'tan bir yazın. Hacer'in yazdığı gibi Elmar'da. Biri ses var mı sizde diye sormuş. Ha ses var. Okey. Tamam. Bu arada Elmar'ın dediği gibi Türkiye Türkçesiyle konuşmamı yapacağım. O yüzden anlamadığınız ya da tekrarlamamı istediğiniz bir şey olursa lütfen chatbox'tan da yazın. Olabildiğince tane tane konuşacağım ama biliyorum ki özellikle gençlerde genelde Türkiye Türkçesini anlamakta herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Keşke ben de sizin iyi bildiğiniz kadar Azerbaycan Türkçesini bilebilsem. Umarım zamanda Elmar senden ricam sonra bana gelecekte Azeri Türkçesi biraz öğretmen. Sonraki konuşmaları daha Azeri Türkçesinde yapabilirim. İsmim Perçin İmrek arkadaşlar. Çok kısa nelerden yaptığımı bahsedeceğim ama öncesinde bir size sormak istiyorum. Yine chatbox'tan yazabilirsiniz. İsminiz, soy isminiz zaten çoğunuzun yazıyor ama chatte de isminizi, soy isminizi ve ne yapmaktasınız, işiniz nedir? Kurumsalda mı çalışırsınız, bir firmada mı, girişimci misiniz, freelance mısınız? Çok kısaca yazarsanız ben de az çok burada olan arkadaşlarımı tanımış olurum. Bazen buradaki chatbox'ta yazılanları anlamazsam özellikle çünkü Azeri Türkçesiyle Türkiye Türkçesi dinlerken anlaması daha kolay oluyor. Bazen yazıda anlaması zor olabiliyor. O zaman da Elmar'dan yardım isteyeceğim. Siz buradan bu arada chatbox'tan yazın. Bir de sizden bir ricam daha yine chatbox'a ben konuşmaya devam ederken bu 2,5 aylık, 3 aylık korona süreci sizi nasıl etkiledi? Neler yaptınız? Çok kısaca sizin için stresli bir dönem miydi? İşinizi etkiledi mi? Ekonomimizi etkiledi mi? Bunlardan da bahsedebilirsiniz. Çünkü artık hangi konudan konuşursak konuşalım koronayı göz ardı edemiyoruz. Çünkü son 2,5 aydır, 3 aydır hatta Çin'de 5 aydır hayatı çok çok etkiledi ve bundan sonra da muhtemelen olacaklara çok büyük bir değişiklik getirdi. Hem birçok pozitif hem de birçok negatif anlamda açıkçası. Bugün burada olmak da benim için çok 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 keyifli. Ben işimi yaparken zaten bugün de konusu aslında olabildiğince tüm dünyaya yayarak yapmaya çalışıyorum. Yani sadece İstanbul'da yaşadığım şehir İstanbul'da değil. Şu an İstanbul'dan bu yayını yapıyorum bu arada. Hepinizi de beklerim. Türkiye'ye de değil ama Azerbaycan'a da ama Avrupa'da da ama Amerika'da da yapmaya çalışıyorum. Ama özellikle böyle kültürel olarak yakın olduğumuz, dilimizi anlayan, birbirimizi iyi tanıdığımız, Elmar'ın dediği gibi aslında kardeş olduğumuz ülkelerle, kültürlerle bunu yapmak bizim için çok çok daha keyifli. O yüzden tekrar burada olduğumdan dolayı çok çok mutluyum. Memnun oldum tekrardan. Bugün takriben 25 dakika, 20-25 dakika ben konuşacağım. Sonrasında olabildiğince bunu da interaktif yapmaya çalışacağım aslında. Yani bu chatbox'ta size bazı sorular soracağım, sizin yorumlarınızı alacağım ve en sonunda soru cevapla devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi çok kısaca konuşmama başlamadan önce ben neler yapıyorum biraz ondan bahsedeceğim. Onu yapmak için de ekranımı paylaşarak bunu yapacağım sizinle. Buradan hemen hızlıca paylaşıyorum. Görebiliyorsunuz sanırım. Elmar, böyle yapar mısın görüyorsan ekranı paylaştığımda? Ben de tamam, okey. Bu benim web sitem arkadaşlar. Buna detaylı bakabilirsiniz. Burada yaptıklarımı paylaşmamın sebebi şu. Birçok farklı projenin içerisindeyim. Birçok farklı proje yapıyorum. Sizin de eğer Perçin ben bir projede yardımcı olabilirim, birlikte işbirliği yapabiliriz dediğiniz şeyler olursa lütfen bana yazın. En sonunda zaten kendi kontak bilgimi de vereceğim.
Burada hemen aşağı iniyorum. Detaylı bakabilirsiniz. Burada benim göstermek istediğim kısım şu. Projelerim. Bu site İngilizce bu arada. Ona da bakabilirsiniz. Şu an takriben bir 10 tane proje yürütmekteyim. Bazılarına daha fazla vaktimi ayırıyorum. Bazılarına daha az vaktimi ayırıyorum. Ama onların başında şuradan başlayayım. Biri Damla isimli bir dernek. Derneği kurduk. Burada destekçilerle, bağışçılarla öğrencileri okutuyoruz. Detaylarına siz bakarsınız. Bosphorus Story House isimli bir eğitim firmam var ve Bosphorus Academy isimli bir akademide de eğitmen yetiştiriyoruz. Yani Training of Trainers yapıyoruz. Eğer eğitmen olmakla ilgilenen arkadaşlarımız olursa lütfen yazsın. Buradan da yine detaylı bakabilirsiniz. Natively isimli bir application, uygulama çıkarıyoruz. O da pratik etmek istediğiniz dili o dilin native speakerlarıyla sizi bir araya getiren ve sizin de kendi native language'ınızı yani ana dilinizi öğretebileceğiniz ve bundan para kazanabileceğiniz ya da öğrettikçe ücretsiz başka bir dili öğrenebileceğiniz bir uygulama. Buna da bakabilirsiniz. Bosphorus Storyhouse bizim eğitim firmamız. Özellikle soft skills dediğimiz işte topluluk önünde konuşma, zaman yönetimi, liderlik, proje yönetimi gibi eğitimleri hem online platformlarda hem de offline platformlarda farklı eğitmenlerle veriyoruz. Elman'ın da dediği gibi sık sık seyahat ediyorum. Şu ana kadar 83 ülkeye gittim. Azerbaycan'da tabii ki bunların içinde. Hatta Azerbaycan'da bir düğüne gitmiştim geçen sene. Ve buradaki gittiğim her ülkede yazdığım belli anılar, tecrübeler var. Onu da dünyanınyerlisi.com isimli siteden bakabilirsiniz. Özellikle siz de gezginseniz. Bir YouTube kanalım var. Farklı konulardan bahsettiğim. Ona bakabilirsiniz. İngilizce bu kanal. Shiro Zeros isimli TED'e benzer etkinlikler yapıyoruz. Özellikle Türkiye'de değerli konuşmacıları getirerek ama bu etkinliğin de aslında skopunu büyütmeye çalışıyoruz. Şu an Elman'ın beni çağırması gibi yani Azeri konuşmacıların olduğu bir etkinliğe Türk konuşmacıyı ve ileride de başka ülkeden konuşmacıları çağıracağı gibi biz de olabildiğince bunu uluslararası beynelmiler yapmaya çalışıyoruz. Ve Learn and Travel ve Spontaneous Road Trips isimli iki tane etkinliğimiz var. Learn and Travel bir ülkeye gidip aynı zamanda İngilizce pratiği yapabileceğiniz, Spontaneous World Trips de gideceğiniz yeri bilmeden seyahat edeceğiniz bir konsept. Detaylı bakabilirsiniz onlara. Benim kendi verdiğim eğitimlerde Udemy kurslarım var. Onlara bakabilirsiniz ya da bunlarla birlikte de çalışabiliriz. Sizin de eğitim verdiğiniz ya da anlatmak istediğiniz konular olursa. İngilizce öğrenmiyorum isimli insanların İngilizceyi günlük hayatına entegre edebileceği bir sayfam var. YouTube kanalı ve Instagram sayfası. Her gün kendi tecrübelerimi paylaştığım bir Telegram grubu var. Perçinlemek isimli. Yine beklerim. Bir podcast'im var. Onu da yeni yaptım bu arada. Instagram live etkinliklerini özellikle bu 2 aydır, 2,5 aydır sık sık yapmaktayız. Perçinlemeyi takip ederseniz Instagram'da hepinizi bekleriz. Türkçe ve İngilizce yapıyoruz. O yüzden ikisi de sizin için uygun. Ve son zamanlarda Erasmus Plus'ın Avrupa Birliği'nin fonladığı eğitimlerde Avrupa'da farklı eğitimler yapıyoruz. Buna da katılımcı olarak gelebilirsiniz. Özeti bu. Dediğim gibi çok üstünkörü geçmek istedim. Bunların detaylarına siz istediğiniz zaman bakarsınız. Ben şimdi çok kısaca kendi hikayemi anlattıktan sonra kendi işimi nasıl global yapıyorum ondan bahsedeceğim. Ve işi global yapmaktan bahsettiğimizde tabii ki genelde bununla başlamayı seviyorum. Bu yeşiller benim gittiğim ülkeler, turuncular da benim yaşadığım ülkeler. Burada Türkiye ve Belçika var. 4 sene Belçika'da da kaldım. Ondan da çok kısa bahsedeceğim. Birçok Azeri arkadaşım da Türk arkadaşlar gibi yurt dışında yaşamakla ilgililer. Onu biliyorum. O sebeple ondan da çok kısa bahsedeceğim. Sonra detaylı anlatmamı isterseniz soru cevap kısmında yazabilirsiniz. Üniversiteyi Türkiye'nin Çanakkale şehrinde okudum. Ortalama bir üniversiteydi. Ne böyle Türkiye'nin en top üniversitesiydi ne de kötü üniversiteydi. İyi bir üniversiteydi. Bir devlet üniversitesinde okudum. Fırsatların çok çok büyük olmadı. Ama ufak bir üniversite olmasına rağmen üniversitedeyken sivil toplum kuruluşlarında yani non-governmental organizationlarda, NGO'larda Elmar'ın da söylediği AG isimli, European Students Forum isimli bir organizasyona girdim ve o organizasyonda çok aktif olmaya başladım. Bu organizasyonda aktif olmam benim işimi global yapmamın ilk büyük adımı oldu arkadaşlar. Çünkü birçok farklı ülkeden insan tanıdım. Elmar'la biz 10 senedir tanışıyoruz, düşünün. Elmar beni şimdi buraya çağırdı. İşte onunla tanışmamız buna vesile oldu ve bunun gibi yüzlerce farklı vesile oldu. Bu fotoğrafta mesela bu Model European Union etkinliği Strasbourg'da 2012'de ve 2013'te chairperson olarak katılmıştım. Bu fotoğrafta tahmin edersiniz ki 20'den fazla farklı milletten insan var. Yani işinizi global yapmadan önce bir global mindset'e girmeniz gerekiyor.
Benim deneyimlediğim bu arada Azeriler, Azerbaycanlılar Türklerden bu konuda daha iyi. Çünkü biz biraz daha kapalıyız. Her ne kadar açık gözüksek de. Daha işlerimizi kendi ülkemizde yapıyoruz. Çok böyle modern gençlerde bile öyle. Ama Azerilerde daha uluslararası olduğunu, en azından benim tanıdığım kişilerde bunu fark ettim. Benim için bu kadar insanı tanımak, sivil toplumda bunları yapıyor olmak, benim işimi global yapmam konusunda korkunç katkı sağladı. Bundan sonra kendi organizasyonumda çok aktif olduğum için AG'nin yani ana merkezi de Brüksel'de olduğu için 2009'da Brüksel'deki yönetim kuruluna seçildim. Ve bir sene boyunca Brüksel'de gönüllü olarak kaldım. Bunlar da benim ekip arkadaşlarımdı. Yine farklı milletlerden. Bu kız Hollandalı, bu kız Hırvat, Kroatyalı, bu çocuk Sırp, bu kız Bulgar, bu kız Hollandalı, bu da Türktü. Ben de buradayım. Gördüğünüz gibi genç versiyon. Bu 2009'du. Şu an 33 yaşındayım bu arada. Orada işte 21-22 yaşındaydım. Tabii bir sene boyunca 6 farklı milletten insanla da yaşamak çok farklıydı. Belçika gibi bir yerde yaşayınca çok daha aslında global bakabiliyorsunuz. Çünkü arabanızla bir saatte Almanya'ya, bir saatte Fransa'ya, bir saatte Hollanda'ya, bir saatte Lüksemburg'a gidebiliyorsunuz. Yani sınırların aslında ne kadar soyut bir kavram olduğunu görebildim orada. Sonra Belçika'da toplam ben 4 sene kaldım arkadaşlar. Yüksek lisansımı da orada yaptım Belçika'dayken. KU Leuven isimli bir üniversitede. Sonra Türk Sanayi ve İş Adamları Derneği'nde staj yaptım. Sonra College of Europe isimli bir üniversitede yine yüksek lisansımı yaptıktan sonra 4 sene sonra Türkiye'ye döndüm. Çünkü Türkiye'de de askerlik zorunlu olduğu için askerliğimi yaptım 2012'de Adana'da Türkiye'de. Ama askerlikteyken bile Fransa'da bir etkinliğe gitmeyi başardım. Bunu isterseniz sorularda sorabilirsiniz. Detaylı anlatabilirim. Türkler bunu çok merak ediyor. Çünkü Türkiye'de askerdeyken yurt dışına gitmek neredeyse imkansız. Bunu ben başarabilmiştim. O yüzden güzel bir anıdır benim için. Ama 4 sene Belçika'dan sonra Türkiye'ye döndüm. Ve Türkiye'ye döndükten sonra bir firmada işe girdim. Firma global bir firmaydı aslında. Bir Amerikan firması, bir enerji alım satım firması. Ve o zamana kadar kendimi iyi geliştirebildiğim için hem İngilizce konusunda hem hayata bakış açısı konusunda benim patronum da beni çok seviyordu. Bu mesela bizim galalarımızdan birinde beni tercüman olarak yani CEO'ların tüm firmanın sahiplerinin söylediklerini tercüme etmem için sahneye davet etmişti. Benim için çok büyük onurdu. Ama 6 ay sonra bu firmadan ayrıldım arkadaşlar. Çünkü her ne kadar global gözükse de firma vizyonunda kendimi geliştiremeyeceğimi hissettim. Özellikle daha önce NGO tecrübem olduğu için orada 10 dil bilen insan da tanıdım. İşte Elmar gibi güzel organizasyonlar yapan da tanıdım. Bisikletle tüm Avrupa'yı gezen insanlar da tanıdım. Ama kurumsal hayatta onu çok bulamadım. İnsanlar daha çok ev alayım, araba alayım gibi daha benim için çok ideal olmayan ya da beni çok motive etmeyen hayallerin içindeydi. O yüzden 6 ay sonra bu işimden ayrıldım. Ve kendi yolumla gitmeye karar verdim. Kendi yolumda gitmeye de iki yol kendime çizdim. Kağıt kalemi önüme aldım ve dedim ki ben hayatta neler yapmak istiyorum. Birincisi şunu dedim. Ben sivil toplumdayken, NGO'dayken bir sürü eğitimler veriyordum. Trainingler veriyordum. Bizim training pool'daydım mesela. Eğitmen havuzundaydım. Bu konuda tecrübeliydim. Ben eğitimde profesyonelleşmek istiyorum. İlk amacım buydu. Bundan para kazanmak ve bunu yapmak istiyorum. İkinci amacım da girişimci olmak istiyorum. Yani entrepreneur olmak istiyorum da. Girişimci olmak için İstanbul'da bir hostel açtım. Bu da hostelden bir fotoğraf. Bu ilk ayımızdı. Biriktirdiğim parayla bir hostele ortak oldum. Çok seyahat ettiğim için ve hostellerde kaldığım için de hosteli bilmeyenler için de otel gibi ama daha ucuz. Bir odada birden fazla yatak var. İnsanlar bir arada kalabiliyor. Ama 20 dolar, 30 dolar, 50 dolar değil. 5 dolar. Öyle düşünün. Paramı bir hostele yatırdım. Ve uzun hikayenin kısası bu yatırımımı yaklaşık bir 10 bin dolar yaptığım yatırımda bir sene sonra 20 bin dolar kaybederek işimi iflas ettirdim. Çünkü iyi bir yatırım değildi. Neden işimi neden iflas ettim, neden battım çok farklı uzun bir hikaye. Onu burada detaylı anlatmayacağım ama kötü bir yatırım yapıp battım. Bu arada eğitmen olarak da sürekli çırpınıyordum. Eğitimi iyi verebileceğimi biliyordum ama eğitimi kime satabilirim, kim genç bir eğitmenden eğitim alır, kendimi nasıl tanıtabilirim, promotion'ımı nasıl yaparım çok bir fikrim yoktu. O yüzden eğitim firmalarına yazmaya başladım, eğitmenlere yazmaya başladım. Yani tırmaladım sürekli bir şeyler yapmak için. Sonrasında yavaş yavaş birkaç yerde eğitim verdim gönüllü, ücret almadan. Birkaç etkinliğe katıldım. Ama
çok bir adım atamıyordum bir iki sene boyunca. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Bu etkinlik serisi Azerbaycan'da var mı bilmiyorum ama Meksika'dan çıkan ve tüm dünyada çok popüler bir etkinlik serisi arkadaşlar. Etkinliğin ismi Fuck Up Night. Fuck Up da başarısızlık anlamına geliyor biliyorsunuz. Fuck Up Night başarısız olan girişimcilerin hikayelerini anlattığı bir etkinlik. Ve bunu gülerek anlatıyorlar. Yani biri çıkıyor diyor ki biz işimize 200 bin dolar yatırdık. Sonra böyle oldu, şöyle oldu ve battık. Sonra gülüyor herkes. Ha 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 diyor. Ben ilk buna katılımcı olarak gitmiştim. Batan bir girişimci olarak bana iyi gelmişti. Çünkü başka batan girişimcileri görmek de iyiydi. Sonrasında bir anons gördüm Facebook'ta. Konuşmacı arıyoruz diye. Yazdım. Orada bir Google Form doldurdum. İşte nasıl battınız vesaire anlattım. Böyle battım, öyle battım, çok güzel battım diye. Sonra dediler ki tamam sen güzel batmışsın gel anlat. Ben de gittim anlattım. Yine ben de öyle battım ki, şöyle battım ki. Orada benim için çok büyülü bir şey oldu aslında. Daha önce çok moralimi bozan, beni depresyona sokan bu konuya gülerek yaklaşmayı öğrendim. Çünkü başarısızlık benim için bir tecrübeye dönüşmüştü. Bakış açımı değiştirmiştim. Ama bu etkinlikten sonra daha da büyülü bir şey oldu. Bu etkinlikten sonra yanıma birkaç kişi geldi ve dedi ki bu konuşman çok iyiydi. Daha önce sivil toplumda konuşma tecrübem olduğu için zaten nispeten tecrübeliydim. Bu da 2015 bu arada. Bu konuşmayı başka yerlerde yapıyor musun? Bende de şöyle bir kıvılcım yandı, ışık yandı. Ben insanların bana iş teklif etmesini beklemektense neden kendim bir şeyler üretmiyorum deyip Girişimcilik Hikayeleri isimli bir etkinlik serisi oluşturmaya başladım. İstanbul'da 3-4 girişimci, burada 5 girişimci toplayıp 15'er 20'şer dakika benim burada size anlattığım gibi hikayemi anlatıyordum. Hikayelerimizi anlatıyorduk. Farklı girişimcileri dinleyebiliyordu insanlar. Ücretsiz yapıyorduk bir coworking space'te. Onlar da para almıyordu bizden. Katkı sağlama amaçlı. Bir etkinlik yaptık, 5 etkinlik yaptık, 10 yaptık, 20 yaptık. Ve gitgide popülerleşmeye başladı etkinlik. Farklı coworking space'lerde yaptık. Sonra dedik ki biz bunu İstanbul'da yapıyoruz. Başka bir yerde de yapalım. Ankara'da yapalım. İzmir'de yapalım. Sonra Londra'ya gittiğimde bir etkinlik yaptım. Sonra Hindistan'a arkadaşımın düğününe gittiğimde orada bir etkinlik yaptım hazır gitmişken. Yani gitgide bunu globalleştirmeye başladım. Ve yaptıkça daha da kolaylaşıyordu. Çünkü daha önceki etkinliklerden insanlar bu kanıtı görüyordu. Bakın biz böyle bir etkinlik yaptık. Ve bu etkinliğe 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi geliyor. Ve buradan sonra benim yaptığım tek şey ne yapmak istediğimi bulduğum için yani ben bir şey üretmeye başladım. Ve bunu ürettikçe etrafımda bir komünite genişlemeye başladı. Ve o komünite genişledikçe farklı fırsatlar gelmeye başladı. Benim tek yapmam gereken şey bunu yapmaya devam etmek ve daha iyisini yapmak ve yeni fikirler geldikçe onları implemente etmekti. Çünkü ilk başta girişimcilik hikayeleri yaparken sonrasında topluluk önünde konuşma hikayeleri isimli bir etkinlik yaptık. Sonrasında gezgin hikayeleri isimli bir etkinlik yaptık. Yani ben anlatabildiğim her konuyu benzer tecrübesi olan insanları bir araya getirerek anlatmaya başladım. Bir nevi TED aslında. Ve sonra ilk iş teklifimi aldım. Türkiye'de Deniz Bank isimli bir banka var. Belki biliyorsunuzdur. Orada çalışan biri etkinliğimize geldi. Sonrasında gitmiş insan kaynaklarına, human resources'ına. Perçin böyle böyle konuları anlatıyor. Bence davet ederim. Değerli olabilir diye anlatmış. Sonra beni aradılar. Perçin çalışmak isteriz. Bir eğitime gelir misin? Hangi konuda anlatalım? İşte seyahat konusunda anlatır mısın çalışanlarımıza? Tamam deyip Denizbank'ta ilk paralı eğitimi verdim. Bir saat konuşmuştum. Yaklaşık bir 100-150 dolar para kazanmıştım. Benim için önemli çünkü evet bir sene, 1,5 sene sonra ilk bu işten para kazanabildiğim tecrübem buydu. Ve bundan sonra gitgide bu daha da sıklaşmaya başladı. Bak, farklı firmalar kontağa geçti benimle, farklı belediyeler kontağa geçti, farklı institutionlar kontağa geçti. Ve ben bu etkinliği yaptıkça benim görünürlülüğüm arttı. Ve görünürlüğüm arttıkça bana davetler gelmeye başladı. İşte bu başka bir fuck up etkinliği. Ta 2 sene sonra, 2013 sene sonra 2018'de davet edildiğim bir etkinlik. Hatta bu adam ünlüdür. Belki tanırsınız. Türkiye'de Çocuklar Doymasın diye bir dizi vardı. Azeriler bilir diye düşünüyorum. Orada bir patron rolünde. O zaman daha kiloluydu, burada daha zayıf. O davet etmişti. Yani ben işimi yaptıkça bana davetler gelmeye başladı. Perçin bize bu konuda konuşma yapar mısın, eğitim verir misin vesaire vesaire. İşte Elman'ın bugün beni davet etmesi gibi aslında. Çünkü yaptıkça sosyal kanıtım arttı. Sonrasında benim için çok çok değerli bir olay oldu. TED konuşmalarını zaten hemen hemen hepimiz biliyoruz. Ben de çok uzun süredir takip ederdim. İki tane de TED etkinliğine gitmişimdir. Zaten YouTube'da çok izlerim. İlk TED etkinliğine 2014'te gitmiştim ve kendime şu soruyu sormuştum. Ben acaba bir gün TED konuşmacısı olabilecek miyim? 2017'de tekrar TED etkinliğine gittiğimde
Artık daha kendime güvenim geldiği için şu soruyu sormuştum. Ne zaman TED sahnesine çıkacağım? Oradaki bakış açım değişmeye başlamıştı. Ve 3 ay sonra bana bir telefon geldi. Perçin, yeni seyahat kitabın çıkmış. Dünyanın yerlisi. Tebrik ederiz. Seni biz TED sahnesine davet etmek istiyoruz. Ve seyahat hikayelerini anlatmanı istiyoruz. Gelmek ister misin? Ben tabii ki telefonda çok heyecanımı belli etmedim ama telefonu kapattıktan sonra böyle çok mutlu, çok enerjik evde taklalar atıyordum. Çünkü önemli bir tecrübeydi benim için TED. Ve TED'de konuşmamı yaptım. O tabii ki TED'den sonra milyonlar kazanmadım. Öyle bir değişim olmuyor hayatınızda ama sizin işinize, prestijinize, referansınıza çok büyük katkıda bulunuyor. Önemli bir aslında mihenk taşı, önemli bir stepping stone. Ve biz eğitimleri yapmaya devam ettik. Dediğim gibi bunu sadece İstanbul'da değil, birçok farklı şehirde, birçok farklı ülkede yapmaya devam ettik. Hikayem çok kısaca bu kadar. Sadece şununla bir 10 dakika daha devam ettikten sonra sohbete geçebiliriz. Peki ben bu işi nasıl global yaptım? Asıl soru bu. Çünkü ben herkesin işini mahallesinden, şehrinden, ülkesinden daha öteye taşıyabileceğini biliyorum. Birkaç sene önce Türkiye'de bir aşçı tüm dünyada ünlü olabilir mi diye sorduğumuzda yok canım nasıl ünlü olur derdik. Ama şimdi hepiniz Nusret'i biliyorsunuz. Salt Bae'yi ya da Burak CZN'yi biliyorsunuz. Bunun gibi birçok örnek var. Bir arkadaşım bana şunu söylemişti. Perçin, ben diş hekimiyim. Ben işimi nasıl global yapayım? Benim kliniğim var zaten. İşte İstanbul'un şu semtinde. Gerek de yok bence. Ona da ben şey dedim. Gerek olup olmadığı senin kararın tabii ama işimi global yapamam demek çok doğru bir düşünce değil bence. Şimdi İstanbul'da sence kaç yabancı yaşıyor diye sordum. Dedi, bilmiyorum. Yani 1 milyon yaşıyor mudur? Takriben dedim. O yabancıların hiç diş ağrısı oluyor mudur sence dedim. Tabii oluyordur dedi. Tamam. O kişileri o zaman diş ağrısı olduğunda ülkelerine gidip mi tedavi oluyorlar? Yok canım. Zaten Türkiye'de ucuz da. Niye gitsinler? Tamam. Peki o yabancıların dişçi aradığında nerelerden arıyordur o yabancılar sence diye sordum. Yani arkadaşlarına soruyorlardır. Sosyal medyaya, internete, Google'da yazıyorlardır. Evet. Yani bu işi global yapabilir misin? İşte biraz İngilizceni geliştirsen, sosyal medyada İngilizce reklamlar yapsan, web siteni İngilizce yapsan, yabancılarla kontağı kurup kulaktan kulağa word of mouth yapsan. Evet dedi birkaç saniye düşündükten sonra. Yani en yapılamayacağını düşündüğümüz iş bile bence global yapılabilir. Bu da kendi mahallenizin, kendi şehrinizin, kendi ülkenizin, kendi kıtanızın üzerine düşünüp benim müşteri portföyüm 7 milyar diye düşünmek arkadaşlar. Ben de her yaptığım işi öyle yapmaya çalışıyorum. Bunda tabii ki benim sivil toplum kuruluşu tecrübem, NGO tecrübem çok büyük yer sağladı. Yani benim daha dünya vatandaşı, World Citizen olmamda, İngilizceyi etkili kullanabilmemde ve daha birçok parametrede bu düşünce yapısına gelmemde çok büyük katkı sağladı. Seyahat etmem ve farklı ülkelerden farklı insanlar tanımam çok büyük katkı sağladı. Burası Lizbon mesela. Lizbon'da Portekizli arkadaşımın evinde kalmıştım. Burası Bolivya. Bolivya'da Couchsurfing isimli bir web sitesi var biliyorsunuzdur. İnsanların evinde kalabildiğiniz. Bolivyalı bir kadının evinde kalıp bir Bolivyalı nasıl yaşıyor? Onunla ilgili bir sürü sohbet etmiştik. Ya da Hindistan'da gönüllü olarak gittiğimde Hintlilerle yaşamıştım. Buradaki mantığı anlıyorsunuz. Birçok kişi bana şunu soruyor. Perçin ben gezemiyorum. Öncelikle gezemiyorum. Yani hapiste olmadığın sürece gezebiliyorsun aslında. Gezmeyi tercih etmiyorum ya da nasıl gezeceğim bu böyle demek lazım. Ama gezemesen bile bir sebepten dolayı hala uluslararası bir insan olabiliyorsun. Bunun da iyi örneği benim için Toastmasters isimli benim İstanbul'da da üyesi olduğum bir konuşma kulübü. Bu kulüp İngilizce bir kulüp olduğu için o şehirde yaşayan birçok yabancı bu kulüpte giriyor. Toastmasters'a bakmanızı öneririm. Toastmasters diye yazılıyor. Biliyorsunuzdur çoğunuz zaten çok köklü ve tüm dünyada olan Azerbaycan'da da olduğundan %100 emin olduğum bir kulüp. Burada ben her hafta toplantılara gidip bir sürü farklı ülkeden insanla bir arada oluyorum. Ve İstanbul'dan çıkmadan yine uluslararası bir ortamda olabiliyorum. Tabii ben bu kafa yapısında olmasaydım oraya hiçbir zaman gitmezdim. Ama oraya gittiğim için bir sürü İstanbul'da uluslararası arkadaşım oldu. Bu fotoğrafta sadece bu kadın mesela Amerikalı, şu kız Faslı, Morokko, şu kız Ürdünlü, Jordanlı. Bakıyorum başka yabancı var mı? Bu adam Afganistanlı gibi. Bu adam İranlı. İran Azerisi hatta. Yani bir kadrajda kaç uluslararası insanın olduğunu görün. Bakü'de de böyle bir sürü fırsat özellikle Bakü'de olduğunu biliyorum.
Ve benim şehrimde böyle bir şey yok diyenlere de siz o zaman kurun bir İngilizce konuşma kulübü ya da bir şey diyorum. 5 kişiyi toplayın. Hiç kimse mi yok? Online yapın. Yani sürekli hep bir fırsat var, görüyorsunuz. Ve size şu hikayeyi anlatmak istiyorum. Eğitimlerime ben yavaş yavaş başlarken Toastmasters üyesi olduğumda Toastmasters'a Avusturyalı bir arkadaşım vardı. Arkadaşım dediğim de 55 yaşında bir adam. İyi bir eğitmen, iyi bir danışman. Beni çok seviyordu. Böyle abi kardeş gibi olduk, baba oğul gibi olduk. Benim eğitim verdiğimi, bunu iyi yaptığımı ve bunu için çok çalıştığımı da biliyordu. Bana güveniyordu yani. İsmi de Andreas. Bir gün Andreas'a bir telefon geliyor arkadaşlar. Bir eğitim firması diyor ki, bizim yarın İstanbul'da eğitimimiz başlıyor. Evaluation ve feedback ile ilgili. Hindistan'dan gelecek eğitmenimiz son gün iptal etti, hastalanmış. Bize İngilizce konuşan bir eğitmen lazım yarın eğitim için. Andreas sağ olsun beni düşünüyor. Ve diyor ki, tamam benim tanıdığım biri var, onu önereceğim. Beni arıyor, diyor ki Perçin yarın programın nasıl? Yani esnek. Tamam, bir firma böyle böyle dedi, 5 günlük bir eğitmen arıyormuş. Ne zaman başlıyor? Yarın. Yarın mı? Normalde bir eğitime en az bir hafta hazırlanmanız gerekir çünkü. Tamam, bir konuşalım. Tamam, konuştum. İşte yarın böyle 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 bir durum var. Dedim çok zor yani yarın eğitimi yapmak ama yapabiliriz. Özellikle o zaman da finansal olarak tabii girişimci olunca bir süre finansal sorun çekebiliyorsunuz. Ben de çektim açıkçası. Bundan hiçbir zaman şikayetçi de olmadım. Der ki günlüğü 250 dolar öneriyoruz. Senin için uygun mudur? Yani 5 gün 1250 dolar kazanacaktım. Evet uygundur dedim çünkü çok borcum ve çok kredim vardı o zaman. Böyle her şey üst üste gelmişti. Sadece işimden ayrılmak da değil. Ve kabul ettim. Telefonu kapar kapamaz öbür sabaha kadar eğitime hazırlandım ve 5 günlük bir eğitim verdim. Ve güzel de oldu. Sonrasında bu firmayla sürekli çalışmaya başladık. Çünkü hem onlar eğitim beğendi, hem ben bu işi dürüst yaptığım için bunu beğendiler. Hem de son dakika yardım ettiğim için bunu tabii takdir ettiler. Hoşlarına gitti. Uzun hikayenin kısası ben bu firmayla 5 senedir çalışmaktayım arkadaşlar. İstanbul'da muhtemelen 50'den fazla eğitim vermişimdir. Yani benim ekonomik olarak da bana çok büyük katkıda sağladı. Geçen sene Haziran'da beni aradılar dediler ki Tayland'da bir eğitimimiz var gelmek ister misin? İsterim tabii ki dedim. Hem para kazanacağım hem biletimi alacaksınız hem de geleceğim. Tabii ki dedim. Hatta 5 günde eğitim ben 15 gün kaldım. 10 gün tatil yaptım sonra. İkinci kez Tayland'a gitmiştim. Sonra 4 kere Özbekistan'a gittim eğitime. Son 6 ayda yani koronadan önceye kadar söylüyorum. Ve bundan sonra da muhtemelen gideceğim. Hani benim işimi global yapmakta işte kendimi geliştirmem, Toastmasters üyesi olmam, işimi iyi yapmam ve bu fırsatı kullanmam ne kadar katkı sağladı görün diye anlatıyorum bu hikayeyi. Siz bunu kendi sektörünüze, kendi işinize istediğiniz gibi adapte edin. Sonrasında dedim ki ben tek başıma çalışmaktansa farklı eğitmenlerle neden çalışmıyorum deyip Bosworth Storyhouse isimli bir platform kurdum. Bu Bosworth Storyhouse'da farklı eğitmenler olduğu için ben bir yerde eğitim verirken başka bir eğitmenimiz başka bir yerde verebiliyor. Benim de hayalim aslında eğitmenlerimizin dünyanın dört bir yanında bu eğitimleri aynı günde verebilmesi. Hatta geçen Aralık'ta 4 eğitmenimiz 4 farklı yerde eğitim vermişti. O benim için çok çok değerli bir andı. Çünkü uzun süredir bunun hayalini kuruyordum. Yani kendi işimi tek başıma yapmaktansa, çünkü benim 24 saatim var değil mi? 10 kişiyle yaptığımda 24 saat çarpı 10 saat oluyor. Yani günde 240 saatim oluyor. 100 kişiyle çalışırsanız 2400 ve bunu istediğiniz kadar katlayabiliyorsunuz. Global çalışırken sadece kendi babınızda düşünmenize gerek yok. Ve sonrasında Udemy gibi platformları fark ettim ve onların ne kadar değerli olduğunu gördüm. Udemy'yi bilmeyenler için buradan online eğitim videoları izleyebileceğiniz, böyle eğitim serileri izleyebileceğiniz ve kendi eğitimlerinizi de çekip koyabileceğiniz ve satabileceğiniz bir platform. İşi uluslararası yapmak diyoruz ya, yani biz her zaman her yere gidemeyeceğimiz için buraya eğitiminizi koyduğunuzda Azerbaycan'dan biri de sizi izleyebilir ve siz bundan para kazanabilirsiniz. Avustralya'daki biri de, Gana'daki biri de, Amerika'daki biri de ve hepsi bunu aynı anda yapabilir. Sizi 1.000 kişi, 10.000 kişi, 100.000 kişi aynı anda izleyebilir. Yani işi global yapmak sadece oraya fiziksel anlamda gitmek değil. Şu an yaptığımız gibi oturduğunuz yerden hatta kaydettiğiniz şeyle bunu yapmak mümkün. O yüzden görüyorsunuz gitgide YouTuber'lar vesaireler artıyor. Çünkü teknoloji bize inanılmaz bir fırsat tanıyor. Bizim yapmamız gereken bunu daha iyisini yapmak ve fark yaratarak yapmak. Ve bugün dediğim gibi artık işini 33 yaşında 40'tan fazla ülkede eğitim vermiş, bu işi global yapan, yapmaya devam edecek olan ve 7 milyar kişiye ulaştırmaya çalışan bir eğitmenim.
Birçok farklı projeyi de yaparak. Yaptıkça daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunu yaparken dürüstçe ve çalışarak yapmaya çalışıyorum. Ve tek yaptığım bunu yapmaya ve hep daha iyisini yapmaya devam etmek oldu arkadaşlar. En başta hayatta ne istediğimi bilerek, başarısızlıktan korkmayarak ve hep üstüne koyarak ve doğru insanlarla çalışarak. İşte öyle olduğunda arkadaşlar sizin 7 milyara da hizmetinizi bu ne olursa olsun ulaştırmamanız için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Burada. Tamamdır. Benim hikayem özet olarak böyle. Çok kısaca kendi hikayemi ve işimi nasıl globalleştirmeye çalışıyorum, onu anlatmaya çalıştım sizlere. Eğer sizin sorularınız ya da eklemek istedikleriniz ya da söylemek istedikleriniz varsa buradan chatbox'tan yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bizim sadece 30 dakikamız, 40 dakikamız olduğu için tabii buradaki vaktimiz kısıtlı ve genelde benim konuştuğum ve sizin dinlediğiniz bir platform oldu. Keşke çift taraflı yapabilsek bunu. Ama ben eğitimleri ve konuşmaları her zaman sonsuz ve uzun vadeli olarak görüyorum. Buradan kastım da beni Instagram'dan, LinkedIn'den ekleyip her zaman tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz, beni takip edebilirsiniz. Ben sizi takip etmekten memnuniyet duyarım. Sorularınızı sorabilirsiniz. Yani sürekli birbirimizden bir şeyler öğrenebiliriz. Buradaki denge de sadece benim sizle bunları paylaşmam değil. Benim tanıdığım herkes bana bir şey katıyor ve gerçekten öğrenmemin en iyi yolunun öğretmek olduğunu gördüm. O yüzden bu tarz konuşmalara zevkle katılıyorum. Ve anlattıkça farkındalığım artıyor. Anlattıkça daha çok öğreniyorum. Ve bu benim için gerçekten büyük büyük bir keyif oluyor. Elmar'a da beni davet ettiği için teşekkür ediyorum. Şimdi dilersen Elmar sen mikrofonunu açıp burada benim öncesinde görmediğim sorular varsa dilersen bana yönlendir. Evet, Burada bir tane ben gördüm. askerlikten nasıl Tam gittin anlayamadım sanırım bu soruyu. Fransa'ya? Askerlikle ilgili sanırım. Sen bana çok kısaca özetlersen soruları sevinirim. Ha, okey. Bu Model European Union tam o zamana denk gelmişti. Türkiye'de üniversite bitirirseniz askerliği 6 ay yapıyorsunuz. Bitirmezseniz 12 ay. Eskiden 15 aydı. Ben o sebeple 6 ay yaptım. Adana'da, İncirlik'te yaptım. Askerliğe daha başlamadan bu Model European Union etkinliği belli olmuştu. Ama tabii askerdeyken yurt dışına çıkmak çok mümkün gözükmüyordu. Ama ben şey demedim. Ya nasıl olsa mümkün değil, denemeyeyim demedim. Gittim, araştırdım. Orada komutanlara sordum. Bir tane tanıdık komutan vardı, ona sordum. Dedi böyle bir şey mümkün teknik olarak. Mesela işte Almanya'da yaşayan Türkler var. Onlar da bazen geliyor askerliğini yapıyor. Onlar memlekete dönüyor mesela izin için. Bu sebeple bu mümkün. Bir dilekçe yaz. Ben bir dilekçe yazdım. İşte böyle böyle bir etkinlik var. Davetiye mektubu buradadır. Sonrasında da ben ülkeyi temsil edeceğim burada. Tek Türk benim vesaire. Gerçekten tek Türk bendim bu arada. Yani 150 kişi falan vardı orada. Sonra o dilekçeyi üst komutanına, işte oradaki en yüksek rütbeli high ranking kişiye yolladık. Benim tanıdığım komutan vasıtasıyla. Bunu tabii 2 ay önce falan yaptım. Çünkü askerlikte bürokrasi çok olduğu için öyle bir günde olmayacağını biliyordum. Ve bir ay sonra bana onay geldi. Gidebilirsin dedi diye. Sonrasında o izinleri ayarladık. Ben vizeye başvurdum, gittim. Ve giderken de büyük olay oldu tabii. Çünkü hiçbir komutan bunu daha önce görmediği için bu çocuk nasıl gitmeyi başardı? Bu çocuk torpilli mi? Torpilli şey. Sizde var mı o kelime bilmiyorum. İşte tanıdığı mı var diye. Böyle komutanlar gelip benle konuşuyordu merak edip. Nasıl gidiyorsun Fransa'ya? Nasıl yurt dışına gidebilmeyi başardın diye. Soruyorlardı. Özet olarak böyle. Orada bir hafta tabii o etkinlikte Sonra olmak da Hecer güzel bir yazmış. tecrübeydi. Ben Özellikle 6 ay Ebru'nun askerlikten sonra. otistik Askerliğimin neredeyse pardon. sonunda gitmiştim. Ben Ebru'nun Aralık'ta otistik askerliğe ve başladım. Down O etkinliğe çocukları Nisan'da sağlık ve gittim. ruhsal Mayıs'ta da olarak askerliğe gitmiştim gelişiminde zaten. motorik beceriklerden de ilerleme olduğunu klinik olarak ispatladın. Başka var mı İlerlemeni video ders olarak seçtik. Kanada Calgary Otizm Rehabilitasyon Merkezi'nin dikkatini çekti ve tecrübe paylaşmam ve oraya gitmeme için vize gönderdiler. Lakin gidemedim çünkü anne olmak üzereydim. Bu durumun şanssızlık olarak görmüyorum. Bir gün bu projemin global olmasını ümit ediyorum. Çünkü konuşmayan bir otizm çocuk çeşitli Ebru'larla konuşma yönetimi olmuştu. Aslında benim için başarı bu. Böyle bir şey yazmış. Bravo. Ben de bu arada engelli arkadaşlarımızla ilgili
daha fazla proje yapmak istiyorum. Onunla ilgili bu web sitesinde en başta, eğer en baştan beri dinliyorsa bu yazan arkadaş, Erasmus Plus'tan bahsetmiştim. Erasmus Plus bu tarz projelere, işte engellilerin gelişimine katkı sağlayacak projelere çok güzel fonlar ayırabiliyor ve etkinlikler yapılabiliyor. O arkadaş dilerse sonradan bana yazsın. Hatta Elmar, seni de katarız dilersen. Hep birlikte biz nasıl katkıda bulunabiliriz? İşte iki ülke arasında ve Avrupa'yı da içine dahil edebileceğimiz şekilde nasıl çalışabiliriz? Bir konuşuruz. Benim de dediğim gibi daha engelli arkadaşlarımızla proje yapmama vesile olmuş olabilir bu. Ama tebrik ediyorum arkadaşı. Yani oradaki en güzel mesaj, işte ne olursa olsun, bunu şanssızlık olarak görmemek, ama bu sefer olmadı. Ama bundan sonra olmaması için bir sebep yok bakış açısı. Gerçekten çok değerli. Zaten girişimde başarılı, girişimlerinde başarılı olan insanlarla başarısız olanlar arasındaki en büyük fark. Herkes başarısız oluyor birçok kere. Ama pes etmeyip kendini kurban durumuna düşürmeyenler. Yani öf, Azerbaycan'dan yurt dışına çıkmak çok zor ya da Türkiye'den çıkmak çok zor. Ya vize alamadım, ya o oldu bu oldu demektense, bu sefer olmadı, denk gelmedi ama bundan sonra olmaması için bir sebep yok diyenler çok daha başarılı oluyor. Müsale Hanım yazmış. Bir işle başlarken ilk adımı atmaktan korkmayın diyorlar. Bu korkuyu nasıl yenebiliriz? Çünkü korku mağlup edilmez. Sonrası daha asan, daha kolay. Böyle bir şey yazmış. Yani ilk Bunun bir adımı formülü yok atarken ki. Ya korkuyu keşke olsa. nasıl? Bu herkes de farklı. O yüzden Biri ben şöyle şöyle yazmış. yapın diyemem. Karakter olarak şöyle biriyim ben. Herhalde ilk başta atlayıp sonra hata yapmayı seven biriydim. O karakter bana yardımcı oldu. Mükemmelliyetçi birçok arkadaşım da maalesef, evet, projelerini gerçekleştirememeyi görüyorum. Çünkü yeterince iyi değil, yeterince iyi değil, yeterince iyi değil diye bakıyorlar. Ama ben mükemmel diye bir şeyin olmadığına inanırım. Çünkü hep daha iyisini yapabilirsiniz. Yani yaptığınız işte en iyi kişi de olsanız, işte basket oynarken Michael Jordan da olsanız daha iyi olabilirsiniz. Yani Michael Jordan da kendini geliştirebilir oynarken, aktif oynarken. Yani burada o kendinize ne kadar işte mental, yani zihinsel ve duygusal yatırım yapıyorsunuz ve olaylara bakış açınız nasıl, onu görmek gerekiyor. Yani başarıdan "aa çok korkulacak bir şey" diye bakarsanız o zaman biraz daha zor olabiliyor. Ama başarısızlığı bir bebek gibi düşünün kendinizi. Yani hiçbir bebek "ya ben yürürken düşeceğim, başarısız olurum, hiç yürümeyeyim" demiyor. Düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor ve bu 1.000 kere oluyor. Ve 1.000. kere de yürümeye başlıyor. Biz büyüdükçe aslında başarısızlıktan korkmaya başlıyoruz. O başarısızlık da biraz illüzyon oluyor. İşte onu kırdığımız zaman, o da biraz içe dönerek aslında. Onun bir formülü yok. Yani her kişiden kişiye değişiyor. Onu kırdığımız zaman iş çok daha kolaylaşıyor. Nazrin Hanım yazmış. İşimizi dünyaya yaymak için doğru insanları bulmayı bildirdiniz. Peki bu insanların doğru kişi olduğunu nasıl bilebiliriz? Yine bunun da bir formülü yok maalesef. Yani deneme yanılmayla bende de çok oldu. Ama bir süre sonra o tecrübeyle daha iyi seçimler yapabiliyorsunuz. Bir tane girişimcinin bir master class'ını dinlemiştim. Onun da online eğitimini. Şey demişti: "Hire slow, fire fast" demişti. Yani çalıştığınız kişileri seçerken hemen bizim halk ağzıyla gaza gelip "aa sen de gel, sen de gel" dense, biraz iyice ölçüp biçip oradaki altıncı hissinize de güvenip ve iyi araştırma yapıp ve kişinin sadece teknik yeteneğini değil ama pozitif olmasını, üretken olmasını da, bunları da öncelikle alıp seçerseniz çalışacağınız kişileri, çok daha iyi olur. Çünkü o arkadaşın da dediği gibi birçok insan, evet, ortak bir işe girip sonrasında çok kısa sürede fikir ayrılığına düşebiliyor. Ve iş sadece bu iletişimsizlikten dolayı batabiliyor. Onun yine çok böyle net çizgileri ve keskin bir formülü yok ama o sizin liderlik yetenize ve işte o team building, ekip yönetimi, team management yetenize çok çok. Bununla ilgili çok değerli kitaplar var. Çok güzel kitaplar var. İşte Simon Sinek'ten, Tony Robbins'ten, Dale Carnegie'den bir sürü kitaplar var. Onlara bakmanızı öneririm. Orada çok değerli tecrübeler var. Mirzalı yazmış, forum konferanslara müracaat ederken motivation letter, istek, niçin katılmak istiyorsunuz gibi seçenek oluyor. Yani bunu hangi tarzda yazmalıyız ki forum konferans yöneticileri bizi seçsin? O Yani da rekabet alıyor. yetkinliğe göre değişir. Sormuyor.
Şöyle yapın diyemem maalesef. Ama yani içten yazmak, samimi yazmak ve yazım hatası yapmadan yazmak güzel bir başlangıç olabilir tabii ki. Orada tam sorulan soruyu anlamak güzel bir başlangıç olabilir. Bazen insanlar okumadan hemen yazmaya başlıyor çünkü. Yani o karşılıklı dengeyi iyi verebilmek işte. Ben bu konferanstan bunu öğrenmek istiyorum ama ben de ayrıca bunu verebilirim diye. Yani hep ben alacağım 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 değil de ben de bunu vermek isterim karşılığında. İşte kendi tecrübemi, kendi katkımı, aktifliğimi vesaire paylaşmak isterim derseniz muhtemelen şansınız daha çok artar diye düşünüyorum. Win-win işte. Sen de kazan, ben de kazanayım. Aynen öyle. Böyle bir şey. Bir daha yazmış Mirzalı. Yurt dışında yaşayan öğrencilerin davranış, düşünce ve isteçleri nasıl olabilir? Soruyu tam anlamadım maalesef. Yurt dışında yaşayan öğrencilerin davranış, düşünce veya isteçleri nasıl olabilir? Tamam, şey olarak anladım. Bence Grammar olarak anladım ama tam ne sorduğunu arkadaşın anlamadım. Davranış ve düşünceleri nasıl olabilirdin? Yani kastı oraya ben gidip. böyle düşünüyorum. Bir insan kendi ülkesinde olduğu gibi yurt dışında olamaz. Bu tabii ki. Çünkü aile, dostlar falan var. Sıfırdan başlıyorsun. Böyle cevaplandıralım. Yani tabii Ben ki. böyle anladım. Mesela bizde şey stereotype çok vardı. İşte Almanya'da yaşayan Türk oraya gidip mangal yapar gibi. Onların kültüründe olmadığı için onlar da buna çok ne pozitif bakmaz. Çünkü işte kömür, is, koku bilmem ne diye. O mantıkta düşünün. Yani dünya vatandaşı olmak o aslında. Gittiğiniz yerde hakikaten oranın örf, adet ve custom işte her neleri varsa onlara saygı göstererek ama kendi özünüzü de değiştirmenize gerek yok. Yani sizin işte Azeri olmaktan, Türk olmaktan ya da vesaire vesaire hiçbir bundan çekinmeniz için hiçbir sebep yok. Ama oraya gittiğinizde tabii ki orada belli başlı saygı duyulması gereken öğeleri anlayıp ona göre davranmak değerli. Olabildiğince kendinizi adapte etmek o dünya vatandaşlığı aslında. Bir yere gitmekle bir yerde yaşamak da çok farklı şeyler. Ama benim en büyük önerim şu olur. İnsanları hiçbir şekilde ayırt etmemek. Yani ne dini, ne cinsiyeti, ne kültürü vesaire sadece insanlarına bakarak o iletişimi kurmak. Açık görüşlü olduğunuzda sizin için çok daha kolay oluyor her şey. Aytas yazmış. Bir tarih hocası işini nasıl globalleştirebilir? Onun üstüne düşünmem gerekiyor. Hiç tarih hocası kapsamında görüşme, şey düşünmedim. Ama ha, şu var. Crash Course diye bir YouTube kanalı var. Çok güzel. Öneririm. Crash Course. Orada Crash Course Globalization, Crash Course Astronomy, Crash Course History gibi bir sürü şey var. Onu yapan adam bir historian, John Green. Hatta güzel de bir kitabı var. The Fault in Our Stars. Şey ayrıca yazar da. John Green işte her hafta 2012'den beri böyle videolar çekmiş. Ona bakın böyle çok güzel, çok güzel animasyonlarla her konuyu 10 dakika anlatıyor işte. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, kolonizasyon, konkistadorlar, Osmanlı, o şu bu. Böyle objektif anlatmış. Aslında bir tarih hocası nasıl işini globalleştirebilirin en güzel örneği o. Adam bir YouTube kanalı yapmış ve 5 milyon, 6 milyon kişi izliyor YouTube kanalını. Yani siz de aynı arkadaş bir YouTube kanalı yapıp İngilizce tarih anlatabilir. Bunu eğlenceli bir şekilde anlatabilir. Bence globalleştirmenin en kolay yolu. YouTube'dan para da kazanmak oluyor. Evet, YouTube'dan para kazanabilirsiniz. Böyle sponsor olabilirsiniz. İşte Patreon gibi fonlama platformlarını kullanabilirsiniz. Crowdfunding yapabilirsiniz. Çok çok fırsat var yani. Ama tabii ki bu globalleştirmede teknolojiyi kullanmak çok önemli. İleride de tanındığınızda sizi Harvard Üniversitesi'ne davet edebilir, Oxford'a davet edebilir, İstanbul Üniversitesi'ne davet edebilir. Orada tanınmak aslında mesela. İnsanlar sizi istediğinde gerçekten sizi getirmek için her şeyi yapıyor. Yani o verecekleri paranın ve yapacakları şeyin bir sınırı yok. Sizi ne kadar istediklerine bağlı aslında. Hacer Hanım kendi fikrini bölüşmüş bizimle. Ebru'nun engelli insanlarda ruhsal ve sağlık açısından faydasını o projemi henüz global olarak yapmasam da Bakü'de Milli Elimler Akademisi'nde mikrobiyolojik ve anatomi şubesinde saklanıyor ismim ve imzamla. Akademisyen profesörlerden onay aldım ve müsabakada ikinci yeri kazandım. Ne güzel. En güzel tarafı bunun engelli öğrencimle kazanmam oldu. Sizin bu webinere katılmam daha da bu projemde umutlandırdı. Maksadım daha çok insanlara faydası olmaktır. İyi ne mutlu. Böyle görüşmüş. İstersen bana yaz sonra istediğin zaman. Daha detaylı konuşabiliriz. Ben de yardımcı olabileceğim bir şey olursa vaktim ve enerjim yettikçe seve seve.
Biri yazmış, rezümede, CV'de hangi bilgileri, yani beynelhalk, international bir projelere katıldığımızı göstermemizi tavsiye edersiniz? Vallahi ben CV uzmanı değilim. Uzun süredir CV'm de olmadı açıkçası. LinkedIn'deki CV'mi import ediyorum. Oraya her şeyi yazmaya çalışıyorum. Ama CV'de benim gördüğüm en büyük hata çok uzun tutulması. O yüzden bir sayfadan çok öteye geçmemenizi öneririm. Çünkü o okuyan kişi genelde 1.000 tane CV okuduğu için yani şöyle bakıyor. Beğenmezse atıyor. Yani 5 saniye geçmeyeceği için ilk başta göze çarpan şeyleri yazmanızı öneririm. O yüzden uluslararası tecrübeniz varsa işte isminiz, hiç böyle telefon numarası vesaire yazmanıza da gerek yok. İsim bilmem ne. Dil seviyesi o şu bu. Hemen International Experience diye yazarsanız orada ilgiyi çeken şeyleri adam ha evet işte TED ya da sallıyorum. Ha bu konferansa gitmiş, NATO konferansına gitmiş diye geri kalanını daha rahat oku. Ama orada kısa ve öz. Bilgiye boğmayın insanları. Benim önerim o. Ben de çok böyle doküman okuyan biri olarak ne kadar sade ne o kadar iyi gözündeyim ve firmalara inanılmaz derecede CV geldiği için ilk baktıkları şey CV düzenli mi, yazım hatası var mı ve o bir sayfa mı yoksa 5 yani 2 3 2 sayfadan daha fazlaysa kimse CV'nizi okumaz. Onu unutmayın. Sorular bitti. Şimdi sorular varsa 5 yazın. Sual yoksa 1 yazın. Biz de bile. Bakalım şimdi sorular var mı yok mu? Biz de onun için. Soğutucu sorusunun olmadığını biliyorum ama bakalım. Evet, çoğunluk bir yazdı. Pezin çok teşekkür ederim. Çok bilgili oldu hepimizsin. Yani bir insan kendi işinin yani sen Rusça öğrenme istiyorum ama öğrenebilmiyorum. Biri yazmış. Ben de bilmiyorum. Valla sizin Bildiğim için kadar sen başladın öğrenmeye. ben de şimdi öğrenmeye çalışıyorum ama bizim için çok zor. Bizim hiç okulumuzda hiç televizyonda hiç görmediğimiz için hep ekstra kendi eforumuzla öğrenmeye çalışıyoruz. Sizde daha içinde onu biliyorum. Hatta ne güzel İngilizce, Türkçe, Rusça 3 dil öğrenerek çoğunuz büyüyorsunuz. O konuda imreniyorum size açıkçası. Biz sadece Türkçe. İngilizce bile konuşamıyor çoğumuz. Günel Hanım yazmış. Evdar kadınlar için çalışma. Ev hanımlar için önereceğiniz iş var mı? Evet, böyle Mutlaka yazmış. vardır ama onu bir girişimci ev hanımına yazması çok daha mantıklı olur. Ama böyle birçok şey üreten, örnek veriyorum bardak üreten, oyuncak üreten, taş boyayan çok kişi tanıyorum. O yüzden bir sürü fırsat var. O sizin yeteneğiniz nerede, ne yapmak istiyorsunuzla çok bağlı bir soru. Mesela şunu yap, bunu yap diye. Ama bugünün teknolojisiyle milyonlarca şey yapabilirsiniz. Onu biliyorum. Bir becerisi yoksa peki? Bence herkesin bir Herkesin bir becerisi vardır. Onu becerisi var. sadece keşfetmek lazım. Aynen. Öğrenmenin en kolay yolu nedir? Yani öğrenmeye bağlı. Böyle sorular gelmiş. Benim dediğim gibi ben öğrenirken en iyi öğreniyorum ama kişiden kişiye değişiyor. Aysel Hanım yazmış. Fransız ve İngiliz dillerinde konuştuğumda özgüvenimi kaybediyorum sanki. Bunu nasıl yani aşabilirim? Onun örneğini işte o bebek örneğiyle vermiştim ya. Normalde biz aslında başarısızlıktan korkmayarak doğuyoruz ama sonrasında bize öğretiliyor bu. Onu nasıl aşacağınız tamamen size kalmış. İçe dönüp orada gerçekten derindeki sorun ne? Başarısız olduğunuzda ne hissediyorsunuz ve neyi yapmaktan korkuyorsunuz? Onu anlamak gerekiyor. O da çok kişiden kişiye değişen bir şey. Yine bir formülü yok maalesef. Ayten Hanım yazmış. Yurt dışına çıkarken sadece gezmek için bile olsa ilk adımlarımızı nasıl seçmeliyiz? O da tamamen nasıl Biraz. gideceğinize ve ne yapmak istediğinize bağlı. Ona abi Formülü yok. ben gezdiğimde olabildiğince yerel insanlarla yani oradaki lokallarla gezip onlarla kalıp o ülkenin tecrübesini olabildiğince edinmeye çalışıyorum. Turistik yerlere gitmemeye çalışıyorum. Yani Paris'e gittiğimde tabii ki bir Eyfel Kulesi'ni görmek istiyorum ama her gün Eyfel gitmiyorum. Paris'teki köşe sokakta hiç bilinmeyen bir kafeye gitmeyi seviyorum. Fransızlarla oturup sohbet etmeyi seviyorum. Benim keyif aldığım bu. Ama siz neyden keyif alıyorsunuz?
Oradaki asıl önemli Hı. kısım. Ha, bak biri şey sormuş. Bilet parası, konaklama ve bütçeyi nasıl temin ediyorsunuz diye. Yani Aa, çok sorunlu soru. para kazanıyorum ama öğrenciyken genelde üniversite beni yolluyordu. Çünkü yine ülkeyi temsilen gidiyordum. Bütçe vardı üniversitede. Biletimi alıyorlardı. Orada da hiç para harcamıyordum. Yani yemeğim, kalmam zaten oradan karşılanıyordu. Sıfır para harcıyordum. Yani 10 gün bir yere gidip 5 euro harcamadığım vardır. Ama şimdi para kazanabiliyorum artık eğitimler vererek. Bu işi illa fiziksel olarak gidip de değil, online eğitimlerden, derslerimden, bir sürü şeyden ayrı farklı gelir kaynaklarım olduğu için artık seyahatimi karşılayacak kadar para kazanabiliyorum. Ama hala seyahat ederken genelde minimal para harcamaya özen gösteriyorum. Bunu cimrilikle değil ama günlük bir bütçe veriyorum kendime. Genelde o bütçe 20 dolardır benim için. 20 dolar da konaklama da dahil. Zaten genelde Couchsurfing'de kaldığım için ona çok para vermem ya da en kötü bir hostelde kalırım 5 dolara, 10 dolara maksimum. Yemek dahil. İşte sabah kendi kahvaltımı yaparım evde ya da nerede kalıyorsam. Marketten alışveriş yapıp. Öğle yemeğine bir sandviç götürürüm. Akşamları bazen dışarıda yerim. Eğer ucuz bir yerse işte Özbekistan'da en pahalı yemek 3 dolar, 5 dolar. Ama Miami'de 10 dolar olduğu için Miami'de genelde dışarıda yemem. Haftada bir yerim belki. Ve böyle. Transportation'ı ya çok yürürüm ya işte public transportation kullanırım. Böyle olunca günlük 20 dolara sığıyor. Ama gerçekten bir şey yapmak istiyorsam, örnek veriyorum Houston'dayken NASA'ya gitmek istedim. 30 dolardı ve paraya kıydım. Yani param olmadığı için değil ama 20 dolara 50 dolara çıkardığınızda 100 gün gezdiğinizde o 5 bin dolar oluyor. Ama 20 dolar 2 bin dolar oluyor. Aradaki fark çok büyük olduğu için bir bütçede olabildiğince mütevazi bir şekilde gezmeyi tercih ediyorum. Çünkü benim için daha çok olay o tecrübe işte gece kulübüne gideyim, onu alayım, bunu alayım, çok pahalı şeyler alayım değil. Hacar Hanım bir comment yazmış. Bakü'de sarı arkadaşım ev hanımlarının hatta engelli ev hanımlarının yaptığı kurabiye pişirtişleri ile global proje startup proje olarak çok değerli. Evet Evet. bunu tanıyoruz. Bizde Sara Raza Baba var. O şey yapıyor. Eğer ondan şey yapıyorlarsa o ev hanımlarının pişirdiği kurabiyeleri satıyor. Yani bir brand olarak onlardan alıyor, satıyor. Yani bu da global proje. Yani bunu Var. söylüyor. Şurada ismi Mihriban Menteş. O da taş boyuyor. Ay, böyle zor oluyor. Şöyle gösteriyorum. Başaracağım. Taş boyuyor. Normal taş alıyor işte. Sahilden, plajdan ve onları boyuyor. Ve güzel de yapıyor. Ve gittiğim zaman oluyor. Örnek şu güzel bir örnek. Galata Kulesi İstanbul'da. Ve 3 ayda 30 bin lira kazanmış. 5 bin dolar. Ev hanımı normalde işte ev hanımı boyayarak onu vernikliyor. İşte her bir taş sanırım 5 gün sürüyor boyaması. Çünkü özeniyor hakikaten. Ve Türkiye'de şimdi bir çizgi film var. Neydi? Rafadan Tayfa diye bir çizgi film var. Çizgi film serisi. Sinemalarda ve normal şeyi. Onlar anlaştı kızla ve onlara taş boyuyor parasını kazanarak. Bir sürü kişi sipariş veriyor. Hatta bende de var. Şurada gözüme ilişirse. Ha, getiriyorum bir saniye. Ben de boyatmıştım. Normal para verip aldım ondan ben de. Yani sadece evde oturmayıp işte yeteneğini bulup harika bir iş çıkarıyor. Bakın bu da şey ünlü bir resimdir bilirsiniz. Ve 5 bin dolar kazandı 3 ayda. Yani şu an kocasından daha çok para kazanıyor. Evet. O Güzel. yüzden bu arkadaşlara tebrik ediyorum. Sorular bitti. Pertin çok teşekkür ederiz. Pertin Facebook grubu yarattık. Orada Pertin'i de ilave ettik. İsterseniz sorunuz olsa Pertin'e yazabilirsiniz. Yani orada bizim networking için güzel olacağını düşünüyoruz. Son olarak ne demek istiyorsun? Ben Yani teşekkür bizi izleyenlere, sonra bizi izleyecekler. Çünkü bunu YouTube sayfasına da koyacağız. Sonra başkaları da izleyebilecek bu videonu. ediyorum. Dediğim gibi her zaman benimle temasa geçebilirsiniz. Benim de ismim soy ismim Perçin İmrek. Instagram'da ve LinkedIn'de genelde paylaşım yapıyorum. Orada neler yapıyorum daha iyi görebilirsiniz. Önerileriniz olursa birlikte neler yapabiliriz onları söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi benim için bu işi global yapıyor olmak çok zevkli. Özellikle böyle kültürü yakın arkadaşlarla bir arada olmak daha da zevkli. O yüzden çok memnun oldum. Elmar sana da teşekkür ediyorum bunu organize ettiğin için ve beni şu an bu etkinliğe tek yabancı olarak davet ettiğin için benim için büyük onur. Buradaki tüm arkadaşlara, işte Ayten, Hacer, şu an ismini gördüklerim, Şahriyar vesaire herkese çok teşekkür ediyorum.
Bundan sonra kontakta kalmamızı öneriyorum. Ve Azerbaycan'a geldiğinde de görüşmek isterim. Siz de İstanbul'a geldiğinizde hepinizi beklerim bir kahve içerisinde. İnşallah. Teşekkürler Pertin. Zamanını ayırdığın için teşekkürler. Çok sağ ol. Teşekkürler. Kendine iyi bak. Bay bay.